Trovarit Almanya'da Aachen'da 2000 yılında RWTH Üniversitesi ve FER Enstitüsü'nün katkılarıyla kurulmuş uluslararası bir danışmanlık firması. Almanya, Polonya, Hollanda, İsviçre ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Trovarit'in yaptığı iş bulunduğu ülkelerdeki yazılım pazarını analiz etmek ve yazılım yatırımı yapacak firmalara, yazılım çözümü kullanan firmalara birçok farklı yönlerden danışmanlık hizmeti sağlamak. İş ortaklığı yaptığımız firmalar var, bahsettiğimiz gibi kurum ve kuruluşlar, üniversite, enstitü, supply chain competence centers gibi kendi ihtisas alanlarında uzman kuruluşlarla dirsek temasında sürekli olarak çalışıyoruz. VDMI gibi, Bitkom gibi, VDI gibi firmalarla yine kullandığımız araçların ve teknolojinin takibi anlamında çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Katıldığımız fuarlar, seminerler, organizasyonlar oluyor. Yine üniversite kaynaklı da olabiliyor, özel etkinlikler de olabiliyor. Bu Türkiye ve yurt dışında Avrupa genelinde yaygın bir ağda olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizden kısaca bahsedecek olursam, Trovert'in şu anda 5 ana ürünü var. Bir tanesi Roadmap dediğimiz firmanın mevcut durumunu analiz ettiği ve yazılım yol haritasını çıkarttığı bir ürün. Audit kullandığı yazılım programlarının verimliliği ile ilgili konumlandırılmış bir ürün. Select ürünü yeni bir yazılım seçimi yapılacaksa, bu seçim sürecinin baştan uca tamamen tüm detaylarıyla incelendiği ve online platform üzerinden büyük bir kısmının dokümante edilerek ilerlendiği bir ürün. Project ürünü bir yazılım uygulamasıyla anlaştığınızda dışarıdan bir göz olarak canlıya geçiş sürecinde periyodik olarak projenin denetlendiği ve üst yönetime raporlarının sunulduğu bir ürün. Yine yeni bir ürünümüz var, bu 2017 yılı içerisinde çıkan iBan dediğimiz, bu biliyorsunuz Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm çağındayız şu anda. Endüstri 4.0 gereksinim ve firmanın bu konuda adımlarının belirlediği yol haritası dediğimiz bir ürün yine. Yan hizmetler olarak bu hizmetlerin hepsi yeni bir yazılım kullanan veya hali hazırda kullandığı yazılımlar varsa da bir işletme içerisinde yapılması gereken temel çalışmalar olarak adlandırıyoruz. Birisi kurumsal ana veri yönetimi, süreç danışmanlığı, yazılım uyarlama, altyapı denetim ve sözleşme yönetimi dediğimiz çalışmalar. Akışla ilgili çok fazla vaktinizi almadan ben sözü Muharrem Bey'e bırakacağım. İyi webinarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Günaydın herkese. Gülşah Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ben de bugün sizlere konumuz olan dijitalleşme, teknolojik gelişmelerle ilgili bizim bakış açımız ve özellikle Gülşah Hanım'ın bahsettiği Almanya'daki enstitülerle olan işbirliğimiz sonucu ortaya koyduğumuz yaklaşımdan biraz bahsetmeye çalışacağım. Dijitalleşme seviyeleri aslında firmanın kendi içinde yaptığı çalışmalarla ortaya çıkıyor. Ve hedefinde özellikle Endüstri 4.0'ın ve dijitalleşmenin hedefinde de yeni iş modellerinin ortaya çıkması. Dikkat ederseniz şu anda ekranda görünen resimde merkezde yer alan iş süreçleri aslında şirketin kendi içerisindeki süreçlerini tamamen dijital hale getirilmesi. Burada bütün veri toplamadan tutun, veri işlemeye kadar, veri geliştirmeye kadar aslında dijital fabrika, akıllı fabrika gibi kavramları da beraberinde getiren yeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Yeni dijitalleşme yaklaşımı. Bunun üzerinde eğer her şey bu ana çatı üzerinde oluşturulursa, bundan sonra ürün ve hizmetlerdeki yeni değişiklikler, gelişmeler olarak algılayabiliriz. Bunun üzerine çıktığımızda ise artık yeni iş modelleri, bu mevcut yapılan şirketin kendi yaptığı işin dışında belki yeni iş modellerinin ortaya çıkması anlamına geliyor. Bir örnek verecek olursam, DHL hepimizin bildiği uluslararası bir UPS hepimizin bildiği uluslararası bir
kargo taşımacılık şirketi. Bu şirket kendi iç süreçlerini bir şekilde dijitalleştirmiş, hiçbir sorunla karşılaşmıyor, çok hızlı bir şekilde götürüyor. Fakat günün birinde bu dijitalleşmenin getirdiği bu kolaylık sayesinde diyor ki ben bir yeni iş alanı oluşturayım. İnsanlara, son kullanıcılara, tüketiciye yeni bir ürün satayım. Sadece taşıma hizmeti vermeyeyim. Ve üç boyutlu yazıcılarla bir malzeme, bir obje üretimi yaparak bunları dağıtma işi oluşturdu. Şunu demek istiyorum. Aslında şirket ne kadar dijitalleşirse yeni iş fikirleri, yeni iş alanları yaratma imkanı buluyor. Dolayısıyla dijitalleşmenin önemi her geçen gün her şirket içinde daha farklı hale geliyor. Endüstri 4.0 konusunda çok fazla aslında karmaşık bir bilgi var şu anda, özellikle Türkiye'de. Burada herkes evet Endüstri 4.0'a adım atalım. Endüstri 4.0'ın gerekleri neyse yapalım. İşte sorumluları seminerlere gönderiyorlar. İnternetten bilgi alınmasını istiyorlar. İşte yan taraftaki fabrika Endüstri 4.0'a geçmek için çalışıyor. Biz niye duruyoruz gibi böyle tamamen bilinçsiz, sanki hani veri toplamayla Endüstri 4.0'a geçilecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Endüstri 4.0'ın aslında hedef anlamını standart bir tanımı yok. Yani şunları 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 yaparsanız geçmiş olursunuz diye bir tanım yok. Hiçbir yerde yok, yani hiçbir yerinde. Bir yolu yok, tanımlanmış bir yolu yok. Şöyle gitmeniz lazım diye. Çünkü her şirketin mevcut durumu farklı, stratejisi farklı, insan kapasitesi farklı. Dolayısıyla tanımlanmış bir yolu yok. Ve bu yol gerçekten zaman alan bir yol. Zamandan kastım kısa vadeler değil. Bir yıl, 2 yıldan bahsetmiyorum. 5-10 yıllardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu üç tane bileşeni şirketlerin bilmesi ve buna göre hareket etmesi önemli. Öncelikle bizim biraz önce Gülşah Hanım'ın da bahsettiği FIR Enstitüsü'nle zaten kuruluştan beri ilişki içerisindeyiz. Ortaklaşa geliştirilen bir yol haritası var. Burada aslında üç tane aşamadan oluşuyor. Bu yol haritasının oluşturulana kadar yapılması gerekenler. Bir tanesi şirketin stratejisinin ortaya konması. Şirket kendisini nerede görmek istiyor 5 sene sonra? Bunun için herhangi bir dışarıya açılma, bir ortaklık düşünüyor mu? Yeni iş alanları konusunda faaliyet gösterecek mi? Büyüme stratejisi nedir? Mevcut teknoloji ve sistemleri nedir? Altyapı olarak kullandığı yazılım. Bunların giriş bölümünde dikkate alınarak belirli bir metodolojiyle işte belli bir süre sonra ne hedefleniyor? Faydalar neler olacak? Bunun için eksiklikler nelerdir? İşte mevcuttaki yeterliklerim neler? Bu bir süreç tanımı olabilir, insan kaynağı yetkinliği olabilir, yasal yetkinlik olabilir ve bunların arasındaki farklar nelerdir? Ve bunları ortaya çıkarttıktan sonra da dijital yol haritasının belirlenmesi, bu farkların nasıl giderileceği, hangi aşamalarda hangi eylemlerin yapılacağı ile ilgili bir yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Şimdi dijital gelecekte çok fazla kavram konuşulmakta. Data zaten vardı uzun zamandır ama biraz daha farklı algılanması bekleniyor. Machine learning, işte augmented reality, blockchain dünyamızı değiştirecek, bütün alışkanlıklarımızı değiştirecek çok yakın zaman. Internet of Things, işte artificial intelligence gibi, deep learning gibi, industrial IoT gibi. Bu yeni kavramlar aslında arkasında Endüstri 4.0'ın içerisinde olması gereken bileşenleri bize söylüyor. Nedir bunlar? Evet, big data, makinelerden veri topladığınızda bir büyük veri oluşacak. Bunu analiz etmeniz gerekiyor. Internet of Things, bu şirket içerisinde ya da fabrika içerisindeki bir kaynağı, bu bir makine olabilir ya da bir objeyi, taşıma konteyneri olabilir, bir
forklift olabilir. Bunu özel bir takla internete bağlamak ve sürekli kontrol ediliyor olmak, izlenebilir olmasını sağlamak. Aslında şirket içerisindeki hareket eden her objeye ya da şirket süreçlerinin yönetiminde rol alan her objeye birer kimlik vermek ve bu kimlik doğrultusunda da oluşan verinin izlenmesinden bahsediyoruz. Bu ekranda Bitkom'un yaptığı bir araştırma var. Hani dijitalleşmenin etkileri ya da beklentileri nedir diye sorulduğunda %55'lik bir kısım şirket dijitalleşme ile mevcut ürün ve hizmetleri daha iyi yönettiklerini söylüyor. %45'lik bir kısım yeni müşteriler elde ediyoruz diye geri bildirim yapmış. %39'luk kısım da dijitalleşmenin etkisiyle yeni ürünler ve hizmetleri pazara sunuyoruz bildirim yapmış. Bu da McKinsey'nin yaptığı bir araştırma. 2017 yılında şirket içerisinde hangi alanlarda daha çok dijitalleşme etkisi görülüyor ya da firmalar hangi alanlara öncelik veriyor şeklinde baktığımızda burada akıllı enerji tüketimi, verimliliğin artışının sağlanması, mobil izleme, bakım, insan robot işbirliği, dijital performans yönetimi, 3D yazıcılar, gerçek zamanlı tedarik zinciri yönetimi, dijital kalite yönetimi, istatistiksel proses kontrol gibi noktalarda firmalar çalışmalara başlamış ve devam ettiriyorlar. Yine aynı şirketin yaptığı bir araştırma, bu da ülkeler arasında Endüstri 4.0'ın algısı konusunda ya da dijital üretime bakış açısı konusunda 2016 ve 2017 yılları arasındaki değişimi gösteren bir grafik. Burada en çok dikkati çeken aslında Almanya ve Japonya. 2016 yılına kıyasladığında örneğin Japonya'nın dijital üretime bakışı %8 iken 100 firmada 8 tane firma iyimser olarak bakarken bu 2017'de %40'a çıkmış. Bunu aslında şöyle okumamız lazım. Çin'de zaten hep fazlaydı. Japonya'nın kendi kültüründe dijitalleşme alanında işte Avrupa'dan çıkan bir yaklaşımın kabullenmeme durumu ile karşılaştığını görüyoruz. Çünkü deniyor ki biz zaten teknoloji üreten bir ülkeyiz. Uzun yıllardır bu yapılanları biz yapıyoruz. Şimdi tamamen bir ticaret, yeni bir ticaret alanı yaratmak gibi bir sebeple ortaya çıkmış bir yeni yaklaşımı çok kolay kabul edemiyoruz. Fakat buna karşı direnme çok kısa sürdü. 2017 yılında Japonya'da evet Endüstri 4.0 ya da dijital üretim yeni yaklaşımı kabullenmem, benimsemem gerekir diye de yeni bir tutum sergiledi. Dünya nereye gidiyor'a baktığımızda aslında şirketlerin yani iş alanına göre baktığımızda dijitalleşme daha çok üretim işletmelerinde ön plana çıkıyor. Bunun arkasından Ar-Ge firmaları dijitalleşmeye önem veriyor. Lojistik, stok yönetimi alanlarında çalışma yapanlar yine dijitalleşmenin etkilerini daha hızlı gördükleri için önem veriyorlar ve sonrasında da diğer alanlarda şirket içi departmanlar değerlendirildiğinde diğer alanlardaki çalışmalarda devam ediyor. Bizler bu FIR Enstitüsü ve AKATEK, Almanya'daki AKATEK kuruluşunun ortaya koyduğu, çıkarttığı bir olgunluk endeksi var. Olgunluk seviyesi modeli var. Bu model üzerinden aslında gidildiğinde yolda giderken faydaları görmüş oluyoruz. Özellikle işletmelerde uyguladığımızda. Bunlar hangi aşamalardan oluşuyor? Örneğin bir tanesi dijital veri.
konumuz içerisinde dijitalleşmenin bir adımı. Ofisten başlıyor. Ofis içerisinde kağıt ortamından uzaklaşıp tamamen dijital verinin çalıştırılmasına, aşağıya plante kadar, işte üretim alanına kadar kesinlikle kağıttan vazgeçip tamamen her şeyin dijital olarak yönetilmesi. Sonrasında bu dijital verinin aslında tek tek görünür olması, izlenebilir olması, anlama, tahmin yeteneği ve sonrasında da en sonunda da otonom tepki. Dijitalleşme aslında birinci adım diye baktığımızda şirket içerisindeki herhangi bir formdaki analog bilginin uygun elektronik araçlarla sayısal bilgiye dönüştürülmesi. Son zamanlarda, son yıllarda çok fazla faydasını gördüğümüz aslında hani kağıt üzerine fatura basmak yerine e-fatura kullanımı buna bir örnek. Dolayısıyla üretim emri gibi, talep formu gibi herhangi bir formun şirket içerisinde kağıt ortamında dolaşmasından ziyade bunların dijital ortama alınmasını aslında anlıyoruz. Fakat bu dijitalleşmeye geçiş, örneğin e-faturada evet bir dijitalleşmeye geçiş oldu ama burada bir zorunluluk vardı. Devlet bu konuda biraz zorladı, biraz değil de aslında tamamen zorladı ve bunun sonucunda da bir çözüm üretmek zorunda kaldı şirketler. Fakat eğer böyle bir zorlama yoksa ve dijitalleşme yolunda bir adım atılması gerekiyorsa, burada şirketlerin dikkat etmesi gereken birkaç unsur var aslında. Bir hani strateji belirlemek. Altyapının kontrol edilmesi gerekiyor. Ben dijital veriyi nasıl oluşturacağım, nasıl saklayacağım, nasıl işleyeceğim, nasıl dağıtacağım, nasıl değiştireceğim gibi arka planda bir teknolojinin olması şart. Bu dijitalleşmede görev alacak kişilerin ya da insan kaynağının yetkinliği önemli. Bir tane işte koordinasyonu yapacak kişi, eğitim almaları gerekiyor. ECM dediğimiz kurumsal kaynak, kurumsal içerik yönetimi yazılımları, bunun içerisinde doküman yönetimi gibi, süreç yönetimi gibi fonksiyonlar da oluyor. Bu yazılımların kullanımı da aslında dijitalleşme çalışmasında gerekli olan bir konu. Evet, ben üretim yapıyorum, üretim işletmesiyim. Aşağıda makinelerim var, araçlarım var, üretim araçlarım var. Buradaki bağlantıyı nasıl sağlayacağım diye baktığımızda karşımıza Industrial IoT Assessment dediğimiz bu kaynakların teknolojiyle birleştirilmesi, bütünleştirilmesini anlıyoruz. Burada veri kaynaklarım makine olabilir, bir operatör, çalışan olabilir, bir forklift olabilir ya da aparat ara depolama bölümü, konteyner olabilir, bir malzeme olabilir ya da herhangi bir cihaz olabilir. Örneğin kalite kontrol cihazları gibi. Bunlar aslında benim işi yaparken veriyi oluşturan kaynaklar. Bunları bir şekilde benim toplamam gerekiyor. Fakat toplarken de hangi kaynaktan neyi aldım, ne zaman aldım, hangi büyüklükteydi, arkasında hangi kaynak besleyen hangi kaynak vardır, bir sonraki adımı nasıl tetikleyecek gibi noktalarda kimlik vermem gerekiyor benim bu veri kaynaklarına. Bu kimliklendirme yöntemi de işte özellikle malzemeler için barkodlama olabilir ya da RFID olabilir, çalışanlar için manyetik kartlar olabilir, mikroçipler olabilir, makineler için işte IP standartları kullanılabilir, optik renk, karakter tanıma, ses, coğrafi bilgi sistemi gibi bu veri kaynaklarının kimliklendirilmesi önemli. Buradaki teknolojiye baktığımızda da kaynakların ya da bu verinin alınmasında sensörler, bir sıcaklık ölçüm ya da hacim ya da basınç ölçüm gibi, analog dijital dönüştürücüler, çoklayıcılar, endüstriyel terminaller ya da PLC, SCADA gibi sistemler aslında bu bağlantının oluşturulmasında kullanılan teknolojiler. Şimdi
Böyle bir veri toplama tarafında bir çalışma yapıldıktan sonra bu verinin aslında üst seviye bir yazılımla entegrasyonu da karşımıza çıkıyor. Burada en altta gördüğümüz show floor'daki verinin bir örneğin SCADA sistemiyle toplanıp bir üst seviyedeki MES dediğimiz çözümlerle entegrasyonu ve en üst seviyede de ERP dediğimiz çözümle entegrasyonunu algılıyorduk 2017 yılının başına kadar. Fakat bu yapı artık bu verinin işlenmesi yapısı artık çok farklı alanlara kaydı. Ve sağ tarafta gördüğümüz karmaşık bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin ben bir makinedeki veriyi bir SCADA sistemi içerisinde işleyebildiğim gibi bu makinedeki veriyi müşterimin ya da tedarikçimin ya da işte bakım hizmeti aldığım firmanın izlemesini de sağlamalıyım. Niye? Orada bir problem olduğu zaman örneğin bakım hizmeti aldığım, servis aldığım firmaya bilgi göndermesini istiyorum. Ya da herhangi bir depoda akıllı stok alanı olduğunu düşünürsek, bir malzeme eksildiğinde benim üst seviye SCADA ya da MES gibi ya da ERP gibi sisteme bilgi aktarıldığı gibi aynı zamanda tedarikçi firmaya da bir talep oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla biz şirket içerisindeki verinin böyle bir mevcut bir daire içerisinde ya da sınırlar içerisinde kalmasından ziyade ilişkili olan her yerle, dünyanın her yeriyle bir şekilde bağlantısının kurulması gerektiğini söylüyoruz. Üçüncü seviyeye geldiğimizde, görünürlük seviyesine geldiğimizde de burada aslında SCADA yazılımları ya da üst seviye MES yazılımları dediğimiz yazılımlar bu verinin nerede, ne zaman oluştuğu, sınırlar içerisinde hareket ediyor mu, uyarılar, bir sonraki adımların tetiklenmesi, hazırlanması, emirlerin oluşturulması ve bunların buradaki özellikle maliyet bilgilerinin, çalışan zaman bilgilerinin, duruş bilgilerinin üst seviye sistemlere aktarılmasında bir rol oynuyor bu MES dediğimiz çözümler, üretim yönetim sistemi çözümleri. Burada da üç farklı senaryo var. Bir tanesi show floor'la ERP arasında konulanması, ERP'nin içerisindeki fonksiyonlarla birebir entegre çalışan MES çözümü ya da MES'le veri toplama çözümünün aynı olması ve ERP ile konuşması gibi şirketin iş alanına, beklentilerine bağlı olarak bunlar farklı senaryolar farklı şekilde değerlendiriliyor. Neden MES çözümleri diyoruz aslında? MES çözümleri çünkü hani ERP'nin yapamadığı işleri daha iyi yapıyor. Burada mavi olarak gördüğünüz MES'in sağladığı fonksiyonlar, turuncu olarak gördüğümüzde ERP'nin içerisinde olan fonksiyonlar. Özellikle ileri seviye planlama ve çizelgelemede, üretimden veri toplamada, bakımda, planlama ve kontrolde MES'in fonksiyonları ERP'nin çok çok üzerinde olduğu için buraya bir MES çözümünün, araya bir MES çözümünün konumlandırılması önemli. Dördüncü aşamaya geldiğimizde aslında niçin oluyorun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Burada da gerçek zamanlı analizler gerekiyor ve kararlar gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz bu Big Data Analytic gibi aslında yazılımlar belirli bir algoritmanın üzerinde çalışarak sizin daha önceden verdiğiniz bir akışı ya da o algoritmanın içerisindeki hedefleri ya da herhangi bir kritik bir seviyeye geldiğinde ne şekilde davranması gerektiğini söylediğiniz, biraz içerisinde de yapay zeka olan bir adım aslında bu adım. Tahmin yeteneği, evet burada izledik. Belki sistemin bize verdiği bir takım yönlendirmelerle kararımızı aldık. Ama bu noktada ne olacağını da aslında sistemin söylemesini istiyoruz. İşte burada tamamen yapay zeka, makine öğrenme devreye giriyor. Sistem artık kendi kendine bir sonraki adımı oluşturuyor.
Otonom tepki artık tamamen insandan bağımsız makinelerin ya da objelerin davranışlarına bağlı olarak otomatik eylemlerin ve otomatik kararların verilmesini algılıyoruz. Burada dediğimiz gibi hani adaptasyon yeteneği de otonom tepkiye gelene kadar ki adımların sağlıklı bir şekilde kurgulanması şirketin dijitalleşme aşamasında doğru noktaya ulaşması konusunda çok çok önemli. Eğer hızlı hareket edilirse maalesef hedeften uzaklaşılıyor ya da çok çok zaman alıyor. Önemli olan bir işte pilot bölge, pilot alan seçmek. Bu pilot alanda uyarlama yapmak, burada karşılaşılan zorluklara karşı yeni stratejiler oluşturmak ve diğer alanlara da paralelde geçmek en sağlıklı yol haritası oluyor. Son slaytım, Truvalit'in sunduğu bir Gülşah Hanım'ın da bahsettiği Endüstri 4.0 Navigator diye bir ürün var. Bu firmaların Endüstri 4.0 seviyesini ölçerek mevcut durum analizi, nerelerde eksiklikler var, iş yazılım destek analizi, endüstriyel IoT, şirket IQ ölçümü gibi farklı alanlarda raporlarını oluşturarak yol haritasını çıkartıyor. Ben teşekkür ediyorum. Sözü şimdi Mustafa Bey'e vermek istiyorum. Teşekkür ederim Muharrem Bey bana bu fırsatı tanıdığınız için. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Mustafa Alpagut ben. Oracle Digital Transformasyon'dan sorumluyum. Sunucu olarak devre almaya çalışıyorum aynı zamanda. Tamamdır. Şimdi ben aslında bugün Oracle'ın Digital Transformation'a bakış açısını birazcık aktarmaya çalışacağım. Sunumu görebiliyor musunuz? Evet, bir sıkıntı yok Mustafa Bey. Tamamdır. Şimdi digital transformation dediğimiz zaman aslında incelediğimizde çeşitli McKinsey gibi, Ernst & Young gibi şirketlerin de yayınlamış olduğu raporlarda yeni kuramlara ihtiyaç olduğu söyleniyor. Biz Oracle olarak da bu yeni kuramların ihtiyaç olduğu fikrine son derece katılıyoruz. Mevcut çalıştığımız müşterilerde ve partnerlerimizde aslında bu strateji doğrultusunda bir takım ekipler oluşturmaya başladı Oracle'da. Ben de bu ekiplerden birinin parçasıyım aslında. Evet, yeni süreçler bütün işletmeler için geçerli. Yeni süreçler üretiyorlar. Fakat bunu ilkesel şekilde yönetebilmek her şeyden önemli. Biraz sonra aslında slaytlarında bahsedeceğim. Fikri getirmek veya inovasyon için bir fikir üretmekten ziyade o fikrin hayata geçirilebilirliği son derece önemli oluyor bu transformasyon projelerinde. Yani yine raporlar doğrultusunda dijital dönüşüm olmazsa olmaz. Yani önümüzdeki yakın gelecekte ve orta vadeki gelecekte hayatta kalmak istiyorsak şirket olarak mutlaka dijital transformasyonun bir parçası olmamız gerektiği raporlarda söyleniyor. Bu yeni ilkeler nelerdir? Birazcık bunlardan bahsedeyim ben. Aslında mevcut pazarda rekabet ettiğimiz firmalar arasında biz kendimizi kimlerle kıyaslıyoruz? Birinci sormamız gereken soru bu. Diğer bir soru ise biz şirket olarak bir girişimci kültüre sahip miyiz? İnovasyon, dijital dönüşüm, bu tarz hikayelerin içerisine girdiğimizde aslında bambaşka bir şirket kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Normal konvansiyonel şirket kültüründen ziyade. Burada girişimci kültürün çok daha başarılı olduğu gözüküyor. Ve bir diğer konu çalışanların üzerine bir sermaye yatırım yapıyor olmak. Yani çalışanların yaratıcı sermayelerine yatırım yapıyor olmak gerekiyor. Almanya'da bunun örnekleri var. Biraz önce Muharrem Bey'in raporlarında da dijital dönüşümde Almanya'dan bahsetmişti.
Çalışan sermaye, yaratıcı sermayesine yatırım örnekleri Volkswagen gibi, Audi gibi büyük otomobil firmaları üreticilerinde rastlıyoruz. Bunun daha fazla olması gerektiği yönünde. Startup ideal organ yapısı deniyor. Gerçekten de öyle. Girişimcilik, startup, dijital transformasyon için o startup kimliğinin, o dinamiklik her zaman sonuca getiren, sonucu daha rahat getiren organ yapılarından bir tanesi. Tabii bu dijital transformasyon dediğimiz zaman olmazsa olmazdan bir tanesi yazılım yatırımı. Bugün maalesef ülkemizde özellikle üretim tarafında çok ciddi rakamlar, cirosu olarak çok ciddi rakamlara sahip olan firmaların bu konuda çok geri kaldığını görüyoruz. Aslında Endüstri 4.0 ile birlikte biraz önce Muharrem Bey'in de slaytlarında söylediği gibi bu tarafa çok daha fazla yatırımın olması bekleniyor. Yani çok çarpıcı garip örnekleri var. Yani firmanın atıyorum cirosu 10 milyon dolar. 10 milyon dolar üretim için az olabilir. Ya atıyorum 100 milyon dolar. Yazılım açısından baktığımız zaman 300 bin dolar, 400 bin dolar gibi komik rakamlar yazılım yatırımında. Bunun biraz daha fazla olması gerekiyor. Ve dijital dönüşümün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Biraz önce söylediğim gibi fikir üretmek dijital dönüşümde yeterli değil maalesef. Yani herkesin, her firmanın, her birimin kendince bununla ilgili bir fikri var. Bunları ne kadar hayata geçirebiliyoruz? En önemli kısım burası oluyor. Şimdi yine Oracle olarak bizim aldığımız danışmanlıklar doğrultusunda çıkardığımız bir inovasyon tiplerini sıraladım burada. Önde gelen inovasyonlardan bir tanesi yönetim inovasyonu. Yani bizim eğer gerçekten bir dönüşümden bahsediyorsak, bir yenilik ortaya konacaksak, kesinlikle yönetim kadromuzun, yönetim şeklimizin şirket içerisindeki çok daha yalın ve çevik bir hale gelmesi gerekiyor. Ben bunu hem Oracle içerisinde hem rakip vendorlarda, Microsoft gibi, IBM gibi vendorlarda çok sert bir şekilde yapıldığının bizzat şahidim. 2017 itibariyle Microsoft mesela yapısını tamamen Salesforce modeline döndürdü. Birebir Salesforce'a benzer, birebir demeyeyim, çok benzer bir modelde çalışıyor artık. Çok ciddi ekipler işlerine son verildi. Daha doğrusu şirket içinde başka görevler bulunması söylendi. Çok ciddi işten çıkarımı oldu. Oracle tarafında da enteresan bir şekilde belirli yaşın üzerindeki kadroları yenileme gibi bir derdi var Oracle'ın. İşte 2000 bizim fiscal year'ımız Haziran'da başlıyor. Haziran'dan bu yana belki sağda solda görmüşsünüzdür. Oracle 1000 tane satış elemanı alacağını duyurdu yeni. Dolayısıyla satış kadrolarını, strateji tarafındaki kadroları gençlerle replike ettiği, yani replace ettiği bir durum söz konusu Oracle'ın. Ve enteresan bir şekilde iş görüşmelerinde insan kaynaklarının sorduğu sorulardan birisi sosyal medyayı ne kadar kullandı, dijital dünyaya ne kadar hakim oldu ve kendi teritorisinde dijital kullanım oranının ne olduğu, nasıl yükselebildiği, nelerin ne gibi karakteristik behavior'ların olduğunu falan soruyorlar. Dolayısıyla aslında hani dijital dönüşüm dediğimiz zaman sadece işte insanların aklına Endüstri 4.0, evet işte Machine to Learn vesaire gibi şeyler geliyor olabilir ama aslında dijital dönüşüm dediğimiz şey bütün organları etkileyen bir şey. İK'nın işe alış süreçleri bile değişebiliyor veya değerlendirme kriterleri bile bu noktada değişebiliyor. Platform ve ekosistem inovasyonu yine dijital dönüşümün olmazsa olmazlarından bir parça. Strateji gelinlik yani yine Oracle içerisinde Oracle'dan örnek vereyim. Oracle 2017 Haziran itibariyle on-premise lisans satmayı büyük bir ölçüde bıraktı. Bıraktı demek yanlış olur gerçi. On-premise lisans satabilmeniz için çok ciddi onaylara gitmeniz gerekiyor şirket içerisinde. Bu da aslında bütün vendorlarla birlikte yönünü tamamen cloud'a yani cloud'la birlikte ciddi bir dijital dönüşüme içerisinde olduğunun göstergesi. Her ne kadar diyor ben bu işten şu an için para kazanamıyor da olsam kesinlikle
Ben bulut satmalıyım. On-premise satarsam müşteri çok isterse evet satarım. Bu içerisinde şirket içerisinde kimseye yazmaz. Satman için de çok ciddi justification'lar lazım gibi Oracle'ın böyle bir stratejisi var. Yine inovasyon tiplerinden bir tanesi ürün yeniliği. İşte iPhone gibi bir cihazın sürülmesi bir inovasyondur aslında. İşte 3'lerle başlayan o süreç şu an 8'lerde, 10'larda gidiyor. Bu da aslında bir dijital dönüşüm için bizi bir yerden bir yere götürecek olan inovasyon tiplerinden birisi. Ve operasyonel yenilik. Yine burada ben yine aslında biraz önce bahsettim Microsoft ve Oracle gibi büyük software vendorların buradaki davranışlarından. Kesinlikle eğer bir dönüşümün parçası olacaksak operasyonel şeklimizi de o şekilde değiştirmemiz lazım. Şöyle somut bir örnek vereyim. Dünya üzerinde ortak pazar anlayışı bir hayli artıyor. Aslında bu dönüşüm hikayelerinin bir parçasıdır. Bütün araba üreticileri ortak motor kullanmaya başladı. Yazılım tarafında da yazılım sağlayıcılarının partnerları yani Oracle partner, Microsoft partner gibi partnerler ortak pazarda birleştirilerek aslında normal konvansiyonel herkesin kendi müşterisine kendi yaptığı projeyi ele alırken industry based partnerların yaptığı projeleri çoklanabilir hale getirmeye çalışıyorlar vendorlar. Bu da mevcut süregelen operasyonun bu taraftaki operasyonun çok ciddi değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini gösteriyor bize. Biz aslında dijital dönüşüm için tam olarak neye ihtiyacımız var? Bu soruyu sorduk kendimize. Üç ana başlık altında değiştirdik. Birincisi mindset dedik. Yani bu mindset'in dönüşüm için ciddi bir şekilde değişebiliyor olması lazım. Hala ülkemizde veya ülkemizde demeyeyim yani müşteri tarafında karşılaştığımız şirketlerde dönüşümle alakalı çok ciddi dirençler görüyoruz. Ve kalıplaşmış, işte tabulaşmış bazı ilkelerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu mindset'i değiştirebiliyor olmamız lazım. Yani gerçekten şirketin 5-10 yıllık ilerleyeceği o süre içerisinde stratejimizi doğru yapmamız lazım. Ben Oracle içerisinde evet dijital transformasyondan sorumluyum ama benim dijital transformasyon görevim Oracle içinde değil. Yani Oracle'a ben dijital transformasyon yöneticiliği yapmıyorum diğer bir deyişle. Ben Oracle'ın iş ortaklarını transform etmeye çalışıyorum. Bu transform etme tam olarak on-premise iş yapan, bugüne kadar konvansiyonel kaynakla büyüyen Oracle iş ortaklarını cloud company yapmaya çalışıyorum. Cloud-born company'ler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken karşılaştığım en büyük handikaplardan birisi, daha doğrusu dirençlerden birisi bu mindset. Yani çok yakın çalıştığım bir firma var. Pazarda da çok iyi bir ismi var. Bugüne kadar sürekli on-premise iş yapmışlar. Diyorum ki biz hani bütün vendorlar artık cloud'a dönüyor. Sizin bundan kaçışınız yok. Yani dünyanın bundan kaçışı yok. Eğer bu software business'ın içindeyseniz. Dolayısıyla sizin de cloud'a dönmeniz lazım. Cloud'a dönmeniz için de belli başlı bir takım ana yapmanız gereken şeyler var. Cloud company demek eşittir satış odaklı şirket demek. Dolayısıyla sizin acilen cloud konuşabilen, ürünleri anlatabilen bir satış ekibi kuruyor olmanız lazım. Firmadan gelen tepki inanılmaz. Satıcılar bizim kadar bu işi bilemez. Çünkü kendileri teknik kökenli. İşte şirketin hem yöneticiliğini yapıyorlar, hem genel işte operasyonel işlerini yapıyorlar, hem proje tarafında yeri geldiği zaman yöneticilik yapıyorlar. Bir diğer ortağı da projede hands-on çalışıyor zaten. Bugüne kadar bu şekilde büyümüşler ve işte atıyorum bir banka söylemiş bize 10 kaynak lazım outsource oraya 10 kaynak yayılmışlar. Başka bir şirket söylemiş buraya 20 kaynak lazım 20 kaynak yayılmışlar. Olmuşlar 100 kaynak. Bu şekilde büyümüşler. Outsource modelinden ciddi paralar kazanmışlar bugüne kadar. Evet güzel bir model değil. Ama gelecek dünyada bu modelle büyümenin imkanı yok. Bugün 100-150 kişilik IT firmaları, benim yönettiğim gibi IT firmaları 10 yıl sonra bu kaynakları beslemekte çok ciddi sıkıntı çekecekler. 10 yıl bile çok uzun zaman, 5 yıl sonra. Bugün Akbank, Vakıfbank,
yapı kredi, garanti gibi bankalarda çok ciddi outsource ekipleri barındıran ekipler outsource'lardan çıkıyorlar. Kendi ekipleriyle daha az insanla, daha modern teknolojilerle mevcut operasyonu devam ettirme meyilindeler. Dolayısıyla eğer biz bu noktada bir önlem almazsak, yani ben kendi firmalarım adına konuşuyorum, 5 yıl sonra maalesef yokuz. Yani çok net bir cevap. Ama bunu anlatırken, yani bu dünyanın içinde olan insanlara bile inandırmakta, kendimizi inandırmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla mindset'in çok önemli olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde bu strateji, mindset'i değiştirmek için belirli bir strateji olduktan sonra onu disiplinli bir şekilde disipline etmek, hayata geçirmek için çok önemli. Ben bundan önce kendi ortağım olduğum bir şirketim vardı. Müşterilere Customer Experience ile ilgili projeler yapardık ve ilk söylediğim şey şuydu. Yani paraya, müşterinin ihtiyacını konuşmadan Customer Experience işi, yani bir diğer deyişle CRM, CRM'in altında satış, servis ve pazarlama işleri bir kültürdür. Şirket kültürüdür. Dolayısıyla öncelikle sizde kendinizi sorgulamanız gereken şey, benim de iş ortağınız olarak sizde sorgulamak istediğim şey kültür. Siz bu kültüre sahip misiniz? Siz bu kültürün ne kadar bir parçası olacaksınız? Bu kültürün sponsoru kimdir? Dolayısıyla bu kültüre sahip olmayan bir şirketin projeyi başarılı bir şekilde live'a alması veya live'a aldıktan sonra başarılı bir şekilde devam ettirmesi mümkün değil. Öncelikle sorguladığımız şey buydu. Özetle disiplinden kastım, öncelikle bu tarz kültürün oluşması ve akabinde bunu disiplinli bir şekilde sponsor eşliğinde yönetebiliyor olmak. Ve bir diğer kısım da capability. Burada aslında yani gerekli mindset oluşturup ve strateji disiplin bir şekilde yürütebiliyor olduktan sonra teknolojiyle perçinlemek bu strateji. Yani bu dijital dönüşümde teknoloji olmazsa olmaz. Eğer üretimdeyse kesinlikle IoT uygulamaları bugün üretim tarafında çok hani faydasını görebileceğimiz kısımlar. Ve hani sadece IoT deyince de kalmıyor. Bundan 6-7 yıl önce ben o zaman IBM'le birlikte çalışıyordum. Big Data konuşuyorduk. Bugün aslında Big Data'yı Big Data olarak konuşmaktan ziyade bir marketing çözümü, bir servis çözümü, işte bir pazarlamanın bir parçası olarak aslında dinliyoruz. Bundan 6 yıl önce What is Big Data derken, bugün pazarlama çözümünün bir içinde işte unstructured veriyle veriler analiz edilmiş, önümüze gelmiş. Buradan nasıl para kazanabilir konuşuyoruz aslında. IoT konuları da öyle. İş uygulamalarıyla ERP'dir, back office'dir, CRM'dir. Bu tarz uygulamalarla IoT'yi entegre ettiğimiz zaman aslında son kullanıcı da çok daha verimli bir sonuç elde edeceğimizi görebiliyoruz. Neye ihtiyacımız varı konuştuk. Oracle olarak biz çok özür dilerim. Oracle olarak biz size bu dijital dönüşümde nasıl yardımcı olabiliriz? Onu çok kısaca bahsedeyim. Oracle kendi içerisinde Oracle Next diye bir ekip oluşturdu. Bu Next ekibinin tamamen görevi aslında bir nevi yönetim danışmanlığı şirketleri gibi, tam o yönetim danışmanlığı olmasa da inovatif fikirler yaratmak şirket için. Şirketinizle çalıştığımız şirketlerle bir araya geliyoruz. Dijital dönüşümde tam olarak nelere ihtiyacı var? Ne gibi fikirler veya ne gibi projeler buradaki dönüşümü sağlayabilir? Bunları konuşuyoruz ve dolayısıyla müşteriyi biraz daha somut bir şekilde projekte etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Disiplin konusunda da Oracle'ın transformasyonla ilgili çok ciddi bir stratejisi var. Bundan yani Oracle'ı ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama Oracle aslında bir database şirketi, aslında teknoloji şirketi. Bunun içinde hardware kısmı falan da var. Aslında baktığınız zaman çok ciddi on-premise bir şirket, büyük bir şirket. Ve 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır Oracle şunu söylüyor: Oracle is a cloud company. Bu kadar konvansiyonel business'ın içinde ve çok ciddi pazara sahip olan bir şirketin Oracle is a cloud company deyip bu yolda ilerlemesi çok ciddi bir dönüşüm. Yani kolay bir şey de değil. Biz çalışanlar olarak, ben her iki masanın her iki tarafında görmüş biri olarak bunun
Bunda Oracle'ın aslında zorlandığını görüyorum. Yani bu dönüşümün bir parçası aslında zorlanması da. Dolayısıyla hem kendisi için hem dijital dönüşüme gönül vermiş şirketler için Oracle Idea diye bir metodolojileri var. Bu metodoloji doğrusunda benim aslında yaptığım iş tamamen buna denk geliyor. Ben çalıştığım firmaların aslında mentoruyum. Dolayısıyla Cloud Company nasıl olur? Cloud teklifi nasıl verilir? Cloud projesi nasıl yapılır gibi bu soruların cevaplarını şirketlerde hayat bulmasına sağlıyorum. Bir diğer kısımda capability. Burada yine Oracle Cloud uçtan uca cloud çözümleri sağlayan bir şirket olduğu için bu dönüşümün bir parçası teknoloji olduğunu düşündüğümüz için Oracle'ın cloud teknolojileriyle, cloud çözümleriyle bu dönüşümün son kısmını tamamlayabileceğimize inanıyoruz. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa sunum sonunda cevaplamaktan mutluluk duyarım. Mustafa Bey'in sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem çok samimi örnekler paylaştı bizimle, gerçek vakalar. Hem tabii sektör profesyoneli olarak Mustafa Bey'den dinlemek çok değerliydi bizim adımıza. Sorularınız varsa sorabilirsiniz veya Mustafa Bey'in mail adresini isterseniz paylaşabiliriz. Ben çok kısa bizimle ilgili birkaç kaynaktan bahsetmek istiyorum. Bu dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 kapsamında firmanızın dijital ofis indeksini web sitemizdeki alandan ölçebilirsiniz. Size bir adım atmak adına kısa da olsa bir bilgi verebilir. Yine web sitemizde, webinarlarımızda IT Matchmaker üzerinden 2018 webinar takvimimiz de yayınlanacak. Bununla ilgili bir duyuru da yayınlayacağız. Öneri olarak webinar başlığınız varsa bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Download Center'ımız var. Burada Almanya'dan çok ciddi bir know-how transferimiz var. Makalelerimiz oluyor çok sıklıkla. Onları takip edebilirsiniz. Blogumuzda zaman zaman konuk yazarlarımız da oluyor. Sizler de kendi işletmelerinizde gündemdeki trend konular, vaka çalışmaları gibi veya önerdiğiniz konularla ilgili blog yazılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yine 2 yılda bir Avrupa genelinde yaptığımız ERP kullanıcı deneyimi araştırmamız oluyor. Önümüzdeki sene 2018 ve 2019 yapılacak. Bundan önceki yılların sonuçlarına yine web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada her mecrada varız. Takip etmek isterseniz oradan Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus gibi alanlarda bizleri takip edebilirsiniz. Katılımınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.